Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Sindirme yardımcı organlardan. Şimdi ben burada şekil üzerinden kısaca bir göstereceğim. Daha sonra da karaciğeri, pankreas her birini teker teker anlatacağım. Şimdi tükürük bezleri de var biliyorsunuz sindirme yardımcı organlar ama oraya girmedim. Zaten ağzı anlatırken tükürük bezlerinden bahsettik. O yüzden biz özel olarak karaciğerden, pankreastan ve safra kesesinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar karaciğer sindirim için safra salgısı üretir. Bakın sadece safra salgısı üretir. Kesinlikle sindirim enzimi üretmez. Bunu unutmayın. Mutlaka karşımıza sorularda çıkar. Karaciğer sindirim enzimi üretmez. Sadece safra salgısı üretir ki zaten safranın içerisinde de enzim yoktur. Peki safra ne işe yarıyor? Safra yağların mekanik sindirimini sağlar. Yani büyük yağ parçacıklarını küçük yağ damlacıklarına dönüştürür arkadaşlar. Karaciğerden üretilen safra, safra kesesinde depolanır ve koledok kanalı ile ince bağırsakta bundan water kabarcığına dökülür. Bakın hani dedik ya 12 parmak bağırsağında water kabarcığı sindirimin en yoğun gerçekleştiği yerdir diye. Arkadaşlar işte water kabarcığı burasıdır. Koledok kanalından gelen safra salgısı water kabarcığına dökülür. Daha sonra pankreas yine pankreas öz suyu üretir. Bu da Wirsung kanalı ile yine water kabarcığına bunu döker arkadaşlar. İşte water kabarcığı bizim sindirim olayımızın en yoğun gerçekleştiği yerdir. Bağırsaklar için söylüyoruz. Peki nasıl aklımızda tutacağız? Arkadaşlar bakın karaciğer, koledok. Karaciğer, koledok. İkisi de K harfiyle başlıyor. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Zaten diğeri de neydi? Wirsung kanalı. O da pankreastan gelen kanaldır. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Evet şimdi bakalım karaciğere bakalım arkadaşlar ilk önce. Karaciğerin bu lobçuk dediğimiz kısımları var. Onun şeklini çizdim. Özellikle göstermem gereken yerler var çünkü. Şimdi arkadaşlar karaciğer sindirim için safra sıvısı salgılar. Böylece yağların da mekanik sindirimini sağlıyor. Şimdi biz sindirim için olan kısmı bu kadar. Geriye kalanlar karaciğerin diğer görevleri. Arkadaşlar karaciğer iki lobtan oluşur. Sağ ve sol lob olarak ve her bir lobda binlerce lobçuktan oluşuyor. Bu lobçukların zaten ben yapısını burada bir çizdim. Üzerinde göstereceğim. Arkadaşlar lobçuklar karaciğerin yapı ve görev birimleridir. Dolayısıyla tüm olaylar da burada gerçekleşiyor. Bu lobçuklarda gerçekleşiyor. Peki ne var bu lobçuklarda neler gerçekleşiyor? Arkadaşlar lobçukların çevresinde toplar damarlar var. Safra kanalları ve karaciğer atar damarlarının kolları bulunuyor. Peki karaciğer hücreleri bakın şurada bunlar karaciğer hücreleridir. Arkadaşlar bu karaciğer hücreleri lobçuğun merkezinden çevresine doğru bakın şerit halinde dizilmiştir. Bu şekilde dizilmiş şerit halinde gördüğünüz gibi dizilmiştir. Ve bu hücreler safra kanalları bakın şurası safra kanalı yeşille boyadığım kısım. Safra kanalcıkları ve sinüslerle yakın ilişki içerisinde. Sinüsler dediğimizde şuradaki boşluklar. Bunlarla yakın ilişki içerisinde. Peki. Bu ilişkiyle ne yapıyor arkadaşlar? Kan ve hücreler arasında madde alışverişini gerçekleştiriyor. Yani hem safra kanalcığından hem de buradaki sinüsler aracılığıyla madde alışverişi gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu boşlukların çevresinde bakın hani sinüs boşlukları dedik ya. Bu boşlukların çevresinde şurada Kupffer hücreleri dediğimiz hücreler bulunur. Hatta göstermişiz bakın Kupffer hücreleri. Bu hücreler yaşlanmış olan al yuvarları parçalıyor arkadaşlar. Bir de kan yoluyla gelen bakteri varsa eğer bunları fagositozla yok ediyor. Yani buraya da ne geliyor zaten? Damarlar geliyor arkadaşlar. Sonra isterseniz hemen şekil üzerinde de göstereyim. Bakın şu lobçuğun bir tanesi. Lobçuğun merkez toplar damarı şurası. Sonra bakın şu şerit halinde dizilenler karaciğer hücreleridir. Bu etrafında bulunanlar Kupffer hücreleridir arkadaşlar. Safra kanalcığı vardır bakın bu safra kanalcığı bakın şöyle bakın dikkat edin şurada yeşille boyadığım yerlere dikkat edin arkadaşlar safra kanalına safra sıvısını gönderir safra kanalına gönderiyor sonra şu kısımda bakın sarıyla boyadığım kısımda lenf damarıdır burada da arkadaşlar yine lenf sistemiyle gelen veya lenfe gitmesi gereken moleküller verilir şu maviyle boyadığım ise karaciğer toplar damarının kapı toplar damarının uzantısıdır. Kapı toplar damarı karaciğeri nereye bağlıyor? İnce bağırsağa bağlıyor. İnce bağırsaktan işte emilen besinler burada kapı toplar damarından karaciğere geliyor. Karaciğerdeki hücreler işte mesela diyelim ki glikozun depo edilmesi gerekiyorsa buradaki hücreler de depo ediliyor.
Sonra işte kan tekrardan geri gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde kapı toplar damarı da hücrelerle bağlantılıdır. Şu kısımlar zaten sinüslerdir dedik, boşluklar. Sinüs deyince boşluk gelsin aklınıza. Bir de etrafında bulunan hücreler de kupfer hücreleridir. Bunlar da yaşlanmış olan al yuvarları parçalıyor. Bir de kan yoluyla gelen mikropları, bakterileri fagositozla yok ediyor. Karaciğerin lobcu bu şekilde. Peki gelelim karaciğerin görevlerine. Arkadaşlar, karaciğerin çok fazla, aşırı fazla görevi var. Biz sadece böyle bizim için biraz daha karşımıza çıkabilecek önemli olanları söyleyelim. Bir kere safra salgılama zaten sindirim için özelliği. Albümin, heparin, protrombin ve fibrinojen. Bunlar nedir? Kan proteinleridir. Kan proteinlerini salgılama. Kupfer hücreleriyle al yuvarları parçalama. Retikula endotel hücreleriyle yine al yuvar yapma özelliğine de sahiptir. Çocuklarda, yani şöyle söyleyeyim, bebeklerde daha fazladır bu özelliği. Yetişkinlerde daha azdır arkadaşlar. Çünkü yetişkinlerde artık o işi dalak yapar. Provitamin A'yı, pardon, al yuvarları dalak değil, şey, kırmızı kemik iliği yapar. Dalak da bunları parçalıyor. Provitamin A'yı A vitaminine çevirir arkadaşlar. A, D ve B12 vitaminlerini, demir, çinko gibi mineralleri depolar. Mesela A, D dedik. E ve K vitaminini de depoluyor arkadaşlar. Onları yazmayı unutmuşum. A, D, E, K. Onu da yazayım ben. Şöyle. E, K diyelim şöyle. Adek vitaminlerini, demir ve çinko veya bakır gibi mineralleri depolar. Daha sonra amonyağı üreye çevirir arkadaşlar. Zehirsiz hale getiriyor. Yine esansiyel olmayan. Esansiyel neydi? Esansiyel, bizim üretemediğimiz, dış ortamdan almak zorunda olduğumuz maddelere biz esansiyel madde diyoruz. Amino asitlerden 8 tanesi de bu esansiyel amino asitlerden de dışarıdan hazır alıyoruz. Ama esansiyel olmayan diğer o 12 tanesini kim üretiyor? Karaciğer üretiyor. Daha sonra zehirli olan hidrojen peroksiti parçalar, bir de alkolü zararsız hale getirir arkadaşlar. Yine ilaçların zehirli etkilerini yok ederler. Sonra fazla glikozu glikojen halinde depo eder. Peki nerede depo ediyor? Granülsüz endoplazm retikulumda depo ediyor. Bunu da söyleyelim. Protein ve karbonhidratları yağlara dönüştürür. Vücut sıcaklığını ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur arkadaşlar. Yine vücutta eğer cinsel hormonlar varsa bunların fazlasını yok eder. Bir de kandaki şeker miktarını düzenler. Kimle birlikte düzenliyor? Pankreastan salgılanan insülin ve glukagonla birlikte yapıyor bunu. Bu şekilde biz karaciğerin görevlerini de söylemiş olduk. Peki gelelim safra kesesine. Arkadaşlar, safra kesesi karaciğerden gelen safra sıvısını depo eden bir yapıdır. Kesinlikle safra üretmez, bakın bunu unutmayın. Kesinlikle safra üretmez, sadece depo eder. Ve kolesistokinin hormonunun etkisiyle de kasılarak bu safra sıvısını vater kabarcığına koledok kanalıyla gönderir. Peki safranın görevleri ve özelliklerine baktığımızda, arkadaşlar bu büyük yağ damlacıklarını küçük yağ damlacıklarına çeviriyor. Kesinlikle içerisinde enzim yok, bunu unutmayın. Kesinlikle sindirim enzimi yoktur. Yağ asidi, gliserol, adek vitaminlerinin emilimini kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü safra yağlarda etkili olan bir moleküldür, bir yapıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu yağlarla ilgili olan moleküllerin de emilimini kolaylaştırıyor. Kanda bulunan yıkım ürünlerinin atılmasını sağlıyor. Örnek vereyim mesela. Hemoglobinin yıkılmasıyla bilirubin dediğimiz bir madde oluşur arkadaşlar. Bu bilirubinin safra sıvısının yapısına katılarak sonuçta hemoglobin nerede yıkılıyor? Karaciğerde. Karaciğer bu bilirubini safranın içerisine salıyor. Onun içerisine karıştırıyor ve bu safrada, hani 12 parmak bağırsağına falan dökülüyor. Oradan da kalın bağırsağa geçiyor ve buradan da dışarıya atılmış oluyor. Yine kolesterolün fazlası da arkadaşlar safra sıvısıyla atılıyor. Safranın içerisinde ne var peki? Safra tuzu var, kolesterol var, yağ asitleri vardır, bilirubin. Safraya rengini veren lesitin dediğimiz bir fosfolipittir arkadaşlar, lesitin. Bir de su vardır. Su zaten olmazsa olmaz, her yerde olmak zorunda. Safranın yapısı da bu şekilde. Peki hangi kanalla dökülüyor dedik? Koledok kanalıyla dökülür arkadaşlar. Görevlerinden bir tanesi de mideden gelen asidik kimusu nötralize eder. Şimdi ince bağırsağa dökülüyor ya, mideden o anda da kimus geldiği zaman ne yapıyor? Onu nötralize etmede de yine görevlidir pankreas öz suyuyla birlikte. Arkadaşlar, eğer ki safra suyu azalırsa ve kolesterol çökerse safra taşları oluşuyor. Bu
Safra taşları da gidip, bakın şurada da not olarak yazmışım. Safra taşları gidip koledok kanalını tıkıyor. Ve tıkadığı için de safra ince bağırsağa dökülemiyor, geri emiliyor ve kana karışıyor. Bu durumda fizyolojik sarılık dediğimiz hastalık oluşuyor. Bu fizyolojik sarılıkta deri ve göz akı sarı renktedir arkadaşlar. Dolayısıyla safra taşlarının koledok kanalını tıkaması sonucunda oluşur. Yağların sindirimi çok çok zorlaşır, hatta hiç gerçekleşmez diyebiliriz. Oldukça önemli bir yapıdır. Safrada enzim bulunmaz. Bakın, karaciğer sindirim enzimi üretmez. Başka enzimler üretir ama sindirim enzimi üretmez. Sindirim enzimi üretmediği için safranın içerisinde de enzim bulunmaz. Bunu da unutmayın. Kolesistokinin hormonuyla da uyarılır dedik. Bu şekilde safra kesesinin özellikleri ve görevleri. Şimdi son olarak pankreastan da bahsedelim. Bu videoyu bitirelim. Sonra besinlerin kimyasal sindirimi bir başka videoda anlatacağım. Arkadaşlar, pankreas karma bir bezdir yine ve bizim karın boşluğumuzda bulunur. Yaprak şeklinde bir organ, 15-20 cm uzunluğunda yaprak şeklinde bir organdır. Bu da yine karma bir bez olduğu için hem enzim hem de hormon salgılıyor. Salgıladığı hormonlar nereden salgılanıyordu? Langerhans adacıklarından, değil mi? Alfa beta hücreleri vardı, insülin, glukagon hormonları salgılanıyordu. Enzimler ise asinar hücrelerinden salgılanır arkadaşlar. Asinar hücreleri. Pankreas öz suyu ne yapıyor peki? Mideden gelen asidik kimusu ince bağırsakta nötralize ediyor. Yani ince bağırsağa dökülerek oranın nötralize edilmesini sağlıyor. Sekretin hormonuyla uyarılıyor arkadaşlar pankreas. Bir de kolesistokinin hormonuyla uyarılıyor. Bakın, sekretin hormonu bir karbonat iyonlarının salgılanmasını sağlıyor. Kolesistokinin hormonu ise pankreası uyararak sıvının, yani pankreas öz suyunun İnce bağırsağa dökülmesini sağlıyor. Böylece pH'in 8,5 olmasını sağlıyor. Yani artık biraz daha bazik hale getiriyorlar. Arkadaşlar, az önce söyledik zaten. Hangi kanalla geliyor? Virsun kanalıyla Vater kabarcığına dökülüyor. Peki pankreas öz suyunda neler vardır? Amilaz var. Bu amilaz yine ağızda sindirilemeyen nişastanın sindirilmesini sağlar. Lipaz var, yağları sindiren enzim. Tripsinojen ve kimotripsinojen var. Bunlar proteinleri sindirir. Bir de nükleaz gibi enzim bulunur arkadaşlar. Bu arada şunu da yazayım ben. Başka iki tane daha enzim yazayım. Aminopeptidaz ve karboksipeptidaz. Yazmayan kalemi almışım. Şöyle karboksipeptidaz. Bu enzimler de yine proteinlerin sindirilmesini sağlayan enzimlerdir arkadaşlar. Bunlar da bulunur. Evet, böylece biz sindirme yardımcı organları da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda besinlerin hem kimyasal sindiriminin sırasından bahsedeceğim hem de emilimden bahsedeceğim arkadaşlar ve böylece sindirim sistemini de bitirmiş olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.